Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Oyuna yeni güncelleme geldiğinde ve yeni etkinlikler geldiğinde KABAM ödülleri arttıracağını duyurmuştu ve bazı rakamlar da bizlere vermişti arkadaşlar. Çok da güzel rakamlardı. Yani hakikaten de keyifli ve cikis rakamlardı. Ama tabii bir de gözle görmek lazımdı. Ayrıca hiç bilmediğimiz ödüller de oyuna eklemiş arkadaşlar. İlk olarak aylık maceralara bakmak istiyorum. Aylık maceranın ödülleri devasal bir şekilde yükseltildi. Şu an için söylüyorum. Şu an için. Eğer bu videoyu ben yaptıktan 3-5 ay, 1 yıl sonra falan izliyorsanız değil. Şu an itibariyle söylüyorum. Ödüller arkadaşlar bugüne kadarki en iyi ve en yüksek ödüller oldu. Hem aylık macerada. Şöyle bir bakalım aylık maceraya. Sırf 6 yıldızlara baktığınızda arkadaşlar 10.000 parça giriyor. 2.000 tek tura, 5.000'de %100 yapmaya 7.000. Yine buradaki parçaları topladığınızda arkadaşlar başlı başına 10.000 parça sırf 6 yıldızı şövalyeden alabiliyorsunuz. Yine çok fazla sayıda T5 parçası, T5'ler, Alfa 2'ler ve deli gibi de S4'ler yağdırıyor arkadaşlar. Böyle olmalı. Çünkü şu anın şartları bunu gerektiriyordu. Güzel oldu diyebilirim. KPO'ların ödülleri de oldukça güzel. Sırf 3.000 parça burada var. Bu arada KPO seviyesini %100 yaptığınızda artık her ay arkadaşlar yeni bir 5 yıldız verecek. Yani en azından bir 5 yıldız ekleyecek. Bu ayki helalmiş arkadaşlar. Yine içerisinde de bayağı bir var. Burada ne kadar veriyordu? 3.000 parça burası veriyordu. Burada ne var? 400 parça. Ondan sonra 600 parça daha 1.000 etti. 8'de burada var 1.800. 3.000'de burada var 4.800. 5.000 parçada. Yani sırf bu ikisi 15.000 parça. Ustada bile arkadaşlar bolca S4'ler, T4'ler ve diğer yardımcı karakterler ve tabii ki 5 yıldız parçaları da kredilerde mevcut. Alfa 1'ler falan da kahraman ve normale dokunmadılar arkadaşlar. Şimdi zaten buraya bir ufak güncelleme gelmişti bundan yıllar evvel falan filan. Bu bir. İkincisi arkadaşlar ilave macerayı oynadıkça bazı ödüller topluyorsunuz arkadaşlar. Bazı eşya topluyorsunuz. Bunu Valkyrie mağazasına gelip burada harcayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ünvanınıza göre mesela bunlar ne? Paragonlar mıydı? Sanırım bu şey Paragon'du. Taht kırıcı da bu şey mi oluyordu? Pembişler mi oluyordu? Bilmiyorum ki. Şöyle bir bakayım. Şuradan bir bakalım. Yok. Pembişler şövalyeymiş. Diğerleri taht kırıcı ve üstü. Yani bunu taht kırıcılarda alabiliyormuş arkadaşlar. Bakın bende 86 bin parça var. 150 bin parça olduğunda 11.400 parça alabiliyoruz. Yani %20 alabiliyoruz arkadaşlar. Yine bu da 9.000 parça alfa 3 veriyor. Bu da %20 yapıyor arkadaşlar. Yani bundan 5 tane oldu mu çarp bir tane gelecek. Bu arada ödüller alfa 3 ve T6'lar da dahil olmak üzere arkadaşlar inanılmaz derecede yükseltildi. Bunlar aynı zamanda şunun göstergesi. Artık 6 yıldız R5'ler ve 7 yıldızların gelmesi çok yakın. Bununla ilgili bir tarih vermiştim zaten. Yine söyleyeyim arkadaşlar. Siber hafta sonunda parçalar gözükebilir. Hediye gönderme etkinliğiyle yani yılbaşı itibariyle bundan bir 5 ay sonrasında da artık 6 yıldız R5 eşyaları para yatıran oyunculara gelebilir. Çünkü arkadaşlar geçen yılbaşı hediye gönderme etkinliğinde 6 yıldız R4'leri almak için insanlar çok fazla sayıda para yatırdı. Ve Kabam canavarı Okan'ın kokusunu aldı, kan kokusunu aldı, para kokusunu aldı arkadaşlar. Ve tahmin ediyorum yine yılbaşında 6 yıldız R5'leri servet yatıran arkadaşlar için verecektir. TL bazında söylüyorum. TL bazında kredi değil. Oyunculardan kredi satın alanlar. Yani ucuz olarak kredi alan arkadaşlar. Ortalama 50-55 bin TL yatıranlar o zaman için söylüyorum. 50-55 bin TL yatıranlar bir tane arkadaşlar R4 atabiliyordu. Yine ortalama o civarlarda yani afaki sallıyorum. Yine 3.000 dolarlık kredi satın alan arkadaşlar bir tane R5 atacaktır. 3-4 bin dolarlık kredi alanlar. Ama dediğim gibi oyun içinden değil. Yani şuradan değil arkadaşlar. Bu kredilerden bahsetmiyorum. Oyuncuların birbirlerine sattığı hediye gönderme etkinliğinde sattığı kredilerden bahsediyorum. Yine 3-4 bin dolar yatıranlar alacaktır. Oyun içerisinden krediyle almak isteyen arkadaşlar da ortalama ne kadar yapıyor? 3 katı deseniz arkadaşlar. Ortalama 10 bin, 11 bin dolar civarında oyun içinden yatıranlar da alacaklardır. Ödüller çok iyi %20. Yine 6 yıldız parça parça özgün taşları, küçük S5'ler, seçmeli S4'ler, bolca TMS 6 yıldızlara bakın. Burada sırf 6.500 parça 6 yıldız.
Aylık maceraya dikkat edin. Orada da bir 15 bin parça vardı. Bak 6500 parça burada. Sonra şurada da 1500 parça var. Yani her yerden fışkırtıyor. Yine bolca T5'lerden tutun da. Bak mesela gel buraya. Direkt şu ikisini aldığım zaman arkadaşlar 4 tane T4 almış olacağım. Alayım 4 tane T4'ü. Canım sağ olsun. Bak burada da yine 20 bin parça verdiğimde bir 4 tane daha almış olacağım. Biliyorsunuz bu arada Zula'nın kapasitesi arttırıldı. Başka ne var? En küçük şeyler. Mesela 1500'sünüz bir 25 bin altın alabiliyorsunuz. Altın eksik olan arkadaşlar da buradan bir miktar easy yapıştırarak alabilir. Keza yine Alfa 2 parçası alabilirim. 40 bin vererek bir tane Alfa 2 aldım. İşte atıyorum. 6 yıldızları sonra alırız. Ben yani T5 parçaları, Alfa 1'ler. Bunların hepsini toplayabilecek kadar bak yine 8.000'den burada şöyle 32.000 verdiğinde yine bir 4 tane alabilirmişim. Hatta şöyle alayım. Bak S4'ler için mesela burada 20.000 parça ki bunları bolca toplayabiliyoruz arkadaşlar. Bolca toplayabileceğimiz şeyler var. Toplamda buradakilerin hepsini alabilecek kadar geliyor arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam buradakilerin hepsini alabilecek kadar geliyor. Çok güzel ödüller. Keşke her ay böyle mağaza ödülleri verse. Ya etkinlik getir ya da görev ver. Görevleri yaptıkça biz işte bunları yapalım. Aynı zamanda arkadaşlar şimdi ben mağazada bunları harcadım ya. Mağazada bunları harcadığım için ekstra yine ödüller alıyorum. Bakın bunlar çok güzel şeyler. Yani Allah nazarlardan saklasın. Nazardan korusun arkadaşlar. Geçen ay ve bu ayda oyun gerçekten güzelleşti ve düzeldi. Siper problemi gerçekten kalktı. Kalkmasaydı biliyorsunuz en çok giydiren benim. El becerisi %80 iyileşti. Hala %20 sıkıntı var. Yapay zeka arkadaşlar %70, %80 iyileşti. Hala arada kıllık yapıyor ama eskisi gibi gerçekten değil. Şu ödüllere baktığımızda yine burada ponçik ponçik ödüller olacak arkadaşlar. Buradan seçmedim. Mesela T5'ler falan gerçekten çok dikiş ödüller. 5 yıldız çeviriyorum. Mesela buradan ne diyor bana? İstersen 1000 parça al, istersen 2 tane şey al diyor. Ben 1000 parça alacağım arkadaşlar. Şansına güvenen varsa ötekini alsın. 3 yıldız cevherlandırma al. Falan filan falan filan diye devam edecek. Onları harcadığımız için de ekstra bu. Yorucu yaz geldi arkadaşlar. Yorucu yazın ikinci versiyonundayız. Toplam 4 versiyon gelecek. İlkini oynadık. Biz paragonlar en üste kadar çıkabiliyoruz. Taht krizi arkadaşlar. Yeride kalıyorlar. Yeride kalıyorlar. Geçen sene, geçen geldiğinde aynı ödüller vardı. Sadece Alfa 1 ve T6 birer tanedi. Bu sefer Alfa 1 ve T6'yı ikiye çıkarmışlar. Yani kavam hakikaten coşmuş coşturmuş. Hem artık R4'ler böyle herkeste çatır çatır olmaya başlayacak. Hem de arkadaşlar yani çok iyi arttırmışlar. Bugün mesela geçen taht kırıcılar yarım Alfa 3 ve yarım T6 almışlar. Şimdi tam alacaklar. Eğer 8. seviyeye çıkabilirlerse paragonlar hepsini tamamlayamazsa 1,5-1,5 alacaklar. Bizim gibi inşallah tamamlayacağız arkadaşlar. Tamamlayanlar da tamamını alacak. Yani kavam size yıl sonuna kadar mutlaka paragon yaptıracak. Siber hafta sonuna kadar yaptıracak. Bu ikinci gelişi yorucu yazın bu sene. Üçüncüsü ve dördüncüsü gelecek arkadaşlar. Aynı zamanda iki tane mi alabiliyorum? Ne kadar güzel. Aynı zamanda arkadaşlar yine yaz takvimi de gelecek. Tamamen ücretsiz olacak bir şekilde eklenecek arkadaşlar. Her gün giriş yaptığınızda alabileceğiniz ödüller de gelecek. Başka bilmiyorum. Aklımda bir yer var mı mağazada şurada? Sadakat mağazasında ne var? O CGR'ciler, Herkülcüler, Körvisçiler buradan al dursun yedekler de İttifak Savaşları da açılıyor. Yapıştırın gelsin bak bunu almadan geçmeyin. Bu da Bruce'liciler için. Bu çok şey değil. Bu arada sezonda başladı arkadaşlar. Yapıştırın bak kozmikleri bol bol alın ya dursun. İki tane yedek de varmış. Bir tane daha alayım dursun. Abi, para mı veriyoruz sanki? Neyse. Velhasıl ki arkadaşlar gerçekten de efsane ödüller var. Kaçırmayın. Hem düzelmişken de oyun. Yani tam da işe tadını çıkarabileceğimiz zamanlar bunlar. Vaktiniz oldukça yapıştırın gelsin diyorum arkadaşlar. Bilmiyorum gözden kaçırdığınız bir şey var mı? Varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Bakayım şöyle. Görüşmek üzere.